Yani korkulacak bir şey yok öyleyse. Öyle mi? Taşikardiyo atağı geçirmiş ama kalp krizi sanmış. Merak edecek bir şey yok. Oh, çok şükür. Peki burada kalması gerekiyor mu? Hayır, dinlensin, evine gidebilir. Peki, sağ ol. Oğlum. İyi misin? Nasıl iyi olayım oğlum? Neler söyledin bana? Hadi hadi. Kalk gidiyoruz. Nereye? Nereye olacak anne, eve. Baban? Hadi hadi, Gülşen ablayı yolladım. Doktor da çıkabilir dedi. Eve gidelim, biraz dinlen. Oğlum, ben ne yaptıysam sen mutlu ol diye yaptım. Ailen olsun istedim. İşte Elif'i de o yüzden buldum. Ama o kız hayatımıza girdiğinden beri her şey yerle yeksan oldu. Ha, senin hiçbir suçun yok anne. Sen tertemiz. Oğlum, her şeyin üstüne yemin ederim ki benim hiçbir günahım yok. Affedersin, seni çok kırdım, çok incittim. Kahroluyorum, kahraman, inan. Hadi, hadi. Kapıyı da biz açacağız. Kıymet Hanım şımarttı tabii sizi. Kıymet anne. Aa, ne güzel sürpriz. Vallahi gözlerimiz yollarda kaldı. Merak ettirdiniz kendinizi. Buyurun. Yenge annem biraz yorgun. Dinlensin. Sonra uzun uzun konuşursunuz. Bir de kahraman Ziya babama da haber verseydiniz ya. Burada ne işi var? Bu kadını bu evde istemiyorum. Bize hürmeti olmayana benim de hürmetim yok. Tamam. Oğlum sen beni Gülşenlere geri götür. Anne hiçbir yere gitmiyorsun. Burası senin evin. Sen bana karşı mı geliyorsun kahraman? Ne zamandan beri lafımı çiğner oldun? Estağfurullah baba. Ama o benim annem. Yaptıkları en fazla benim canımı yaktı. Onun yeri bizim yanımız. Eğer annemi gönderirsen ben de giderim onunla. Bak belki yaptıklarının bir telafisi yok biliyorum ama eminim bir daha aynı hataları tekrarlamayacak. Değil mi anne? Sen buna inanıyor musun ha? Huylu huyundan vazgeçer mi? Baba, o benim annem. Hadi git odana dinlen sen anne. Ben kızları yollarım. Bir ihtiyacın var mı bakarlar. Sağ ol oğlum. Bu hakkını nasıl öderim bilemem. Bir daha aynı hataları yapma yeter. Bak görüyorsun en fazla acıyı sen çekiyorsun. Hadi git dinlen. Aysel, Gülsüm.